Bugün de yine sizlerle şöyle köksüz bir bitkimi yeni bir saksıya nasıl geçiş yapacağım, hatta aynı saksısına bu tarzda bir orkideyi nasıl kurtarabiliriz, bunu sizinle birlikte şahit olacağız arkadaşlar. Şöyle bakın, bitkim bayağı bir bakımsız halde kalmış, kötü bir durumda. Böyle durumda olan bir bitkiyi biliyorsunuz ancak güzel bir bakım, ilaçlama ve kaliteli bir toprak, bir de sıcak hava lazım bunun için. Çünkü saksıya ve yeni toprağına adapte olması için şu merak edilen çok fazla iki bilgi arasında gidip gelinen konu. Bu sünger görünümlü fakat basit orf arkadaşlar. Bitkinin daha fide halinde iken, bebek bir orkide iken çabucak köklenmesi ve daha sağlıklı olabilmesi için kullanılan bir malzeme bu. Seralarda kullanılıyor. Yani biz bunları tabii ki saksı değişimlerinde artık ihtiyacımız olmuyor. Çünkü bitkilerimiz artık yetişkin bitkiler oluyor. Bundan böylelikle kurtulmuş oluyoruz. Şu anda ben kötüleşmiş köklerinden bitkimi kurtaracağım önce. Bitki çilli bir yaprak. Bunu bir şekilde temin ettim. Şu kurumuş 3-4 dallı bir bitkiymiş. Önce bir dallarından kurtulacağız. Yaprak kalıntılarından kurtulmalıyız. Önce buradan başlıyoruz işleme. Siz de elinizde farkında olmadan bu hale gelmiş bitkileriniz varsa onlardan kurtulabilirsiniz. Yani böyle bir bitki gibi de tekrardan çiçeklenip yeni çiçek dalları verebilir bize. Şöyle bakın, şu içi boşalmış köklerimizden kurtuluyoruz. Yaprak kalıntılarından kurtulacağız az sonra. Şu bölümü komple kesiyorum. Sağlıklı kökleri bırakıyorum tabii ki. Evet, şurada birkaç kökü vardı, gitti. Şu aşamada şöyle cımbızdan yardım alabiliriz arkadaşlar. Ben çok kullanıyorum. Bakın gövdede herhangi bir siyahlık yok. Fakat bu yaprak kalıntılarını kurtulmamız lazım. Bitkimizin yeniden buradan taze kökler verebilmesi ve gelişebilmesi için. Çok fazla sayıda bitki köklendirip tekrar çiçek açtırdım. Çoğunlukla su kültürü ya da daha kolay pratik bir yöntemle Hindistan cevizi torfu mucizesi diye bir toprak çeşidimiz var. Bitki köklenme sürecindeyken çok hızlı köklenmesini sağlıyor. Ve çok fazla emsal orkide köklendirmem vardır bu konuyla ilgili. Bakın zaten burada da birkaç şeyimiz var. Şimdi ben bolca yosun kullanacağım arkadaşlar bunun için. Şu kuru kökler, dallar benim kırmızı çizgim. Mutlaka onları kopartırım ki yeni dallara yer açılabilsin. Evet, bitkim şu şekilde temizledim. Bir güzel temizledik. Şimdi şöyle bir suyun içerisine çok az zerdeçal ekliyorum ve bitkimin yapraklarını şöyle her yerine siliyorum. Arkalı, önlü, yaprak arkalarını, yaprak aralarını, gövdeyi. Şöyle diğer yaprağı da hemen temizliyoruz. İlk bitkiyi lavaboda yıkayabilirsiniz suyun altında. Ama ben şu an hemen çabucak işlemi tamamlamak istiyorum. Şimdi bitkim şöyle biraz beklesin. Şimdi arkadaşlar yosuna ihtiyacım var. Ben şöyle bir ithal
sfagnum kullanıyorum. Şöyle şuradan küçük kare parçalar halinde kesip şöyle bir parçayı suyun içerisine koyuyorum ve burada onun şişip açılmasını bekleyeceğim. O preslenmiş olsun. Diğer tarafta bitkimin saksısını hazırlayacağım. Yeni bir saksı kullanıyorum. Muhakkak ve muhakkak bitkimin saksı altına drenaj olarak 12 pot bir saksıya ayarlayacağım bunu. Bolca kil bilyesi kullanıyorum. Yosunu üst kısımlarına daha çok kullanacağım. Yani sulama sırasında alttan sulama yapacağımız için bitkimin köklerinin bu bakın şurada yosunu görüyor musunuz? Nasıl aktifleşti? Bakın. İşte gerçek yosun böyle arkadaşlar. Şimdi biraz ithal orkide toprağı saksımın içerisine, altına bolca yosun yerleştirdim. Pardon, altına bolca kil bilyesi yerleştirdim. Aslında bitkimi şu şartlarda olan bir bitkiyi sadece yosun ağırlıklı bir malzemede köklendirmek çok daha çabuk ve mantıklı olacaktır. Ama ben tekrar tekrar bununla uğraşmamak için bu şekilde yapacağım. Şu an bakın açılmış olan şu yosunumu hafif suyunu sıkarak saksı üzerine yerleştiriyorum. Yani saksının neredeyse 1/3'ünü yosun ile tamamlıyorum. Biraz daha ihtiyacım olacakmış. Ama böyle yeterli bence. Birkaç şeyle de tuttururuz yanlarından. Evet, gövdeyi çok yaklaştırmıyorum. Bakın şu şekilde dikimini yaptım. Gördüğünüz gibi saksı ağzına kadar yaklaştırmadım. Gövdeye yakın bir yerde tazecik hazırlamış olduğum sfagnum yosunu ile bitkiyi hazırladım. Şimdi şöyle hemen şu kapı kullanayım ben tekrar. Bitkimin sulamasını da yapıyorum. Bunda da besinli su var. Sulama kabımın içerisinde. Zerdeçal ile toz zerdeçal ile bitkimi bir güzel dezenfekte ettikten sonra şöyle bolca yosun ve kil bilyesi. Bunlar çok su tutan malzemeler arkadaşlar. Ve bitkimin de şu an neme çok fazla ihtiyacı var. Sıfır kök neredeyse. Son halini de yine çiçeklenmiş, yeni çiçek dalı vermiş halini de göstermek isterim. Altta fazlasıyla kil bilyesi. Kil bilyelerinin sürekli ıslak ve nemli kalması gerekiyor. Bitkimin gövdede hiçbir sıkıntısı yok. Bakın kötü kökleri temizledik ve inşallah hayırlısı yeni kökler aldığını göreceğiz. Işık alan bir yere şimdi bitkimi konumlandırıyorum. Tam saksıyı şöyle silme doldurmadım. Bakın biraz hafif çukurda kaldı. Bu şekilde çok daha çabuk sonuç alabiliriz. Çünkü bu işlemi yapmamız için şu an doğru bir zaman değil. Sıcak havalarda çok daha hızlı ve çabuk sonuç alınabilir. Serin havalarda ise böyle biraz yapay bir sera yöntemi oluşturarak bu şekilde olan bitkilerimizi ancak bu şekilde yeniden köklendirebiliriz. Köklendirdikten sonra da yeni yaprak vermeye başlayacaktır bitkim. Ve sonrasında da yeni çiçek dalları alacağız. Tıpkı şu kızlarda olduğu gibi. Bakın bugün çiçek açmış olan bitkilerimi göstereyim size. Şöyle bir Leodora kızım, harika bitkilerin, orkidelerin kraliçesidir. İki çiçeğiyle şöyle bakın harika bir çiçek verdi. Yine bu da
Bir Leodoro. Bu da yine şöyle çiçeğini verdi. Bakın. Bu da yavrusuyla birlikte şu an çok sağlıklı, son derece sağlıklı bir Leodoro kızımız. Bu şekilde siz de köklerini, saksı içi köklerini kaybettiğiniz bitkilerinize böyle bir saksı düzeneği hazırlayarak bolca yosun ve kil bilyesiyle yeniden köklendirme işlemi yapabilirsiniz. Beni bu videoda keşfettiyseniz başka videolarımda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın.